TETO'nun videosunu açar mısın abi? TETO video mu attı? Merhaba arkadaşlar. Birazdan oy kullanmaya gideceğim. Şu anda arabadayım. Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. BXN TRN hoş geldin. Dördüncü ayı. Gideceğim ben. Olan Ümit Özdağ oldu. Ben Ümit Özdağ olduğunu düşünmüyorum ya. Yok. Başkentinde yok. Yaşıyorum Kendisi bildiğiniz gibi. Açıkladı Ottawa'da. Zaten ya. Yani olmasın demokrasiye ya. Sahip çıkın. Oyunuzu sizler de kullanın. Kısa bir... Oğlum ben Ümit Özdağ'ın da böyle bir şey planladığını düşünmüyorum ya. Yaksep hoş geldin abi eyvallah. İkinci ay aboneliği. Ben Ümit Özdağ'ın da bunu tahmin ettiğini düşünmüyorum abi. Yani bunu tahmin edemezsin abi. Adam her söylediğine bu kadar karşı bir şey yapamaz. Oğlum lan bir ay önce Eko hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Adam sana bir ay önce evet babalaya çıkıp tam karşı şeyler söyleyip şimdi bir ay sonra iki seçimin ortasında karar değiştiremez. Yaksef eyvallah abi 20 kişi abonelik hediye etti. Teşekkür ederim. Hadi senin 6. ay çıktı spor kardeşim. Sinan tam anlamıyla gelecek CHP seçimlerini oynadı. Ben sanmıyorum ya gelecek CHP seçimlerinde alabileceğini Sinan'ın. Abi ya chat şöyle düşünün bak şöyle düşünün. Şimdi diyorsun ya gelecek seçimlere oynadı. Abi bak bir haftada tamam mı bir haftada neler değişti bir hesap edin. 5 yıl sonradan bahsediyorsunuz. Mümkün mü? MHP'nin başına geçmek istediği için tercih etmiş kısaca. Kendi geleceğini, ülkenin geleceğini tercih etti. Abi şöyle bir şey var. Sinan Oğan'ın AKP desteklenme sebebi şu olabilir. KK kazanırsa zaten Sinan Oğan'ın istediklerini yapacak ama AKP kazanırsa ülke daha da boka gidecek. Eğer RT dinlerse Sinan Oğan'ın şartlarını kabul eder ise. Kabul etmeyeceğini çok bariz söyledi oğlum Erdoğan. Dedi ki ben asla boyun eğmem Sinan Oğan'ın şartlarına dedi. AKP kazansa bile bir tık daha nefes alabilecek bir hale gelebiliriz. Yanlış anlamayın fikrimi söylüyorum. Yok kanka öyle bir şey olmayacak ben sana söyleyeyim. Erdoğan kazanırsa ekonomik kötü daha kötü olacak. Ben şeyi gördüm şok oldum ya. Faber-Castell üçgen üçgen kalem. Alışveriş. Kalem. Bu ne abi? Chat bu ne? Bu ne? AKP kazanırsa bir tık daha nefes alırız işte. Oğlum abi. Bu şeydi lan. Ben en pahalı zamanında 45 lira olduğunu hatırlıyorum bunu. Chat bu ne abi? Bende bunun yeşili vardı ya. İki tane vardı bir de. Ama bir şey oldu. Bende bir tane vardı. Tamam mı? Sonra iki tane oldu. Klonlandı mı amına koyayım? Ben galiba başkasının kalemini aldım. Başkasının üçgen kalemini yanlışlıkla benim diye aldım. İki tane oldu sonra sahibini bulamadım. Babamın çalıştığı okula ders saatlerinden sonra gidiyordum abi. Milletin unuttuğu kalemleri çalıyordum amına koyayım. Bunu dızlayan, p***ler vardı ya. Bunu dızlayan var ya kansızdır amına koyayım. Bu şey ya bu önemli lan bu. Bu o kaliteli öğrenci benim. İtemi lan. O tam olarak benim. Bunu da işte. Bak bir şey diyeceğim. Çakma uçlu kalem dızlarsın. Ama bunu dızlayan şeydir ne bileyim. Telefon dızcısından farkı yoktur kardeşim. Yanlışım varsa düzelt. Haklısın abi. Bu pahalıydı çünkü oğlum. Öğrencinin en pahalı itemi budur ama koyayım. Bir video çekmek istedim sadece yani biliyorum uzun zamandır video atamıyorum ama. Bu adam var ya. Helal olsun lan Ender'e. Vallahi helal olsun. Uğraşıyor oğlum. Vallahi gençler için uğraşıyor. Biz konuştuk. Üzülüyorum abi diyor. Yani çok iyi çocuk ya. Çok çok iyi adam diyeyim. Çocuk şey olmasın şimdi yanlış anlamaz bu tamamen beni de. Çok iyi adam ya valla. Yani arkadaşlar ben hala... Ya bugün bir şeye ihtiyacı olsun tamam mı? Bak şey değil böyle. Gerçek hayatta yüz yüze konuşmadık. Bugün bir şeye ihtiyacı olsun ben yemin ederim yaparım. Ya elimden yine geliyorsa yaparım. O da benim için yapar. İnsanımı seviyorum. Türkiye'deki insanlarımı seviyorum. Öyle hissediyorum yani ve Ender hakkında. Hangi kısımda olduğumu merak ediyorsanız Twitter'dan takip edebilirsiniz beni Ender Tasbir diye. Çok saranlar da olmuştu. Biliyorum fazla dönemiyorum ama en azından orada birkaç şeyi paylaşıyorum. Yani oradan bir tek beni takip edebilirsiniz aktif olarak. Instagram'ı da fazla kullanmıyorum. Arkadaşlar, Türkiye inanılmaz bir boyuta geçecek. Yani adam kelime bulamadı oğlum. Söyleyecek kelime bulamadı. Şeydi Türkiye bir şey olacak. Farklı bir boyuta geçecek dedi adama koyayım ya. O kadar kötü olacak oğlum harbiden ya. Bu ikinci turun son nasıl sonuçlanacağı gerçekten. Üçgen kalem 450 lira olmuş ülkede. Adam kelime bulamıyor lan artık. Ülkenin gideceği yeri söyleyemiyor anladın mı? Ülkenin kaderini çok büyük bir şekilde değiştirecek ve bunda sizin gücünüz var. Lütfen oyunuzu kullanın. Abi oyunuzu kullanın lan harbiden. Ama adam Kanada'dan oy dileniyor ya. Sen Türkiye'de yaşıyorsun sen. Lan Ender diyor ki benim tuzum kuru ben geliyorum 1 dolar bozduruyorum. 10 lira 20 lira geliyor krallar gibi geliyorum zaten bir ay tatilimi yapıyorum diyor. Salak mısınız lan siz? Oy verin oğlum ya. Ama yanlış kişiye kullanmayın oyunuzu lütfen. Bakın ben özellikle
bakın Kanada ve Amerika'daki gelen sonuçları görmüşsünüzdür zaten. Hollanda ve Almanya'yı görünce zaten ben kafayı yedim. Hani sırf Türkiye'ye döndükleri zaman TL'leri yani paraları biraz daha fazla olsun diye, hani Türkiye'deki insanları biraz daha köle olarak kullanalım diye, daha çok güzel tatil yapalım diye, oradaki insanları yoksulluğa ve fakirliğe daha çok itmeye çalışıyorlar. Hani şimdi bir konuşur al sağlam sert konuşur, konuşamıyor, seçiyor kelimeleri. Fakiriyordur diyorum ama insanları görüyorum hani mesela konsoloslukların önünde. Orada bence siyasal İslam diyecekti, tamam mı? Orada siyasal İslam diyecekti, aklına geldi. Şey oldu ama. Lan şimdi bir de buradan linç yemeyelim falan. Ondan korktu bence, o yüzden değiştirdi kelimeyi. Mesela adamlar otobüs gidiyorlar yani. Otobüs gidiyorlar ve yurt dışında yaşayan diğer arkadaşlarım, sizlere de sesleniyorum buradan. Lütfen gidin oyunuzu kullanın ve doğru kişiye kullanın ya. Lütfen bakın. Biliyorum şu anda çok umutsuz bir hava var ama umutlu olmaktan başka çaremiz yok. Başka hiçbir çaremiz yok. Umutlu olacağız. Umutlu olmak zorundayız ve bu videoyu da lütfen paylaşın. Çünkü diğer YouTuber'lara ders olsun istiyorum. Türkiye'de inanılmaz bir duruma doğru gidiyoruz ve korkan tarafsızlığımı koruyayım, politiğe girmeyeyim diye. Arkadaşlar bunun politikle bir alakası kalmadı artık. Evet, ben de saldım yani. Farkındaysanız. Ender'in demeye çalıştığını anlıyorum. Ender, Kanada'da yaşıyorsun sen. Burada şey oluyor abi, sponsorun kesiliyor. Ona girmiyorlar mesela. Bildiğiniz büyük yayıncılar girmiyorlar mesela. Siyaset konuştuklarını göremezsiniz. Ha, ülkenin durumu kötü. Siz de kötü durumda mısınız? Ha öyle mi? Koyayım götüne, oyun oynamaya devam kafasında çok yayıncı var, YouTuber var. Ben öyle olamıyorum abi. Benim ya burada anladın mı? Ben deliriyorum. Deliriyorum. Çünkü mesela abi bir tane klavye reklamı yapıyorsun. Ya klavye ya. Klavye yani, bir klavye reklamı yapıyorsun. Tamam mı? Oyun içeriği üretiyoruz yani. Adam diyor ki abi bu çok pahalı. Abi yemek yemiyorsan klavye reklamı yapıyorsun diyor. Abi üzülüyorum lan. İçimi yiyor oğlum yani. Klavye reklamı yaptığım için kendimden nefret ediyorum. Reklam yaptığım için kendimden nefret ediyorum hatta. Çünkü adamlar alamıyor yani. Alamıyor abi. Adam öğreneceğim, ne yiyeceğim diye düşünüyor. Ben adama klavye reklamı gösteriyorum mesela. Ama gel gör ki insan, ne bileyim ya, benim aklımda bu var abi. Ama insanlar böyle değil yani. Adam üretiyor. Paramı koy götüne, ben parasına bakarım kafasında. Öyle içerik üretiyor insanlar işte. Ben yapamıyorum abi. Ben deliriyorum yani. Kardeşim neydi? Bunun politikle bir alakası kalmadı. Sırf 2-3 abone kaybedeceğim diye. Bakın ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ve bunu burada söyleyebilirim. Hani ben Türkiye'de olsam bunu söyleyemezsin falan diyeceksiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'de de olsam bunu gene burada söylerdim. Oyunuzu hani sırf 2-3 abone kaybedeceğim diye yapmayın bunu. Yapmayın. Lütfen. Bütün YouTuber'lara sesleniyorum buradan ya. Türkiye'deki bütün YouTuber'lara. O kadar çok aboneniz var. O kadar çok kişiye ulaşabiliyorsunuz ve hepiniz susuyorsunuz ya. Bari Instagram'dan bir tane story atın. Twitter'dan olan şu kalp emojisini bile koymaya korkuyorlar ya. Korkmayın. Bu kadar korkak olmayın. Bu ülke sizin de geleceğiniz. Hani biliyorum YouTuber'lar gene birkaç para kazanıyor ama etrafınızdaki insanlara bakın. Lütfen. Lütfen tarafınızı belli edin. Eğer bakın bir kişi bir kişidir. Eğer biz ikna etmeye çalışmazsak. Abi adam en azından insanlık... çıkıp konuşmuş ya. Vallahi en azından çıkıp konuşmuş. Gerçekten konuşmuş çıkıp. Helal olsun vallahi. Bitirmedik videoyu ama. Nasıl %49.5 oy alabiliyor, ben ona da inanamıyorum. Hani bana istediğin kadar yorumlarda kudur diyeyim. Bakın ben bunu sizin için yapıyorum. Ve lütfen. Ya kudur mevzusu da çok garip ya. Lütfen diğer YouTuber arkadaşlar, sesinizi çıkartın. Sessiz olmayın. Ülkenin sonu yani, ülkenin gittiği yol aydınlık değil, çok karanlığa doğru. Kemal gelse daha iyi mi olacağız? Buna... Ağlayacağım şimdi. Hani siz bilirsiniz ben burada hayatımı yaşamaya devam ederim. Ama ayağa kalkmak... Bu adama ne anlatayım ben şimdi ya? ...çıkmanız lazım. O yüzden lütfen. Umutlu olmak zorundayız. Karamsar olmamak zorundayız. Ve bunu başaracağımıza ben yürekten inanmaktan başka çarem yok arkadaşlar. Olmazsa da olmaz. Ne yapalım? Ben de Türkiye'ye geldiğim zaman bozarım dolarlarımı. Oh keyfime bakarım. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Bakın ben bunu sizler için söylüyorum. Biliyorum bir sürü abonem var. Çoğunuzun da yaşı küçük, yaşı yetmeyenler de olabilir. Genç arkadaşlarıma sesliyorum. Annenizle babanızla saygı çerçeveleri içerisinde konuşun. Bunu yapabilirsiniz. Sizlere güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Eyvallah Ender ya. Eyvallah abi.
Seçimden önce ben de böyle bir video yapmak istiyorum chat. Vallahi böyle bir video yapmak istiyorum.